Çok teşekkür ederim Nermin Hanım. Fırat denen o çocuk için yalan söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Fırat için değil, Onur için söylediniz. Hadi uzatmayalım da gidelim artık. Perihan Hanım. İnce Hanım, bu gece değil. Lütfen. Perihan Hanım. Durum hiç sandığınız gibi değil, çok kötü. Biliyorum. Hayır, hayır bilmiyorsunuz. Ben de böyle olduğunu bilmiyordum. Çok mu kötü? Fırat'ı araba hurdalığına götürmüş. Ellerini ayaklarını bağlamış ve kafasını su dolu bir varilin içine sokup çıkarmış. Ve bunu bayıltana kadar tekrar etmiş. Aman Allah'ım. Onur iyi değil Perihan Hanım. Yani ben artık bu konuşarak, ceza vererek çözülecek durumdan çıkmış, yardım alması lazım. Kaçır beni buradan. Kaçır beni. Bir şeyler yapmanız, bir şeyler yapmamız lazım. Yapacağım. Yapacağım. Bu arada ben bugün Fırat'ın annesiyle konuştum, olanları anlattım. Haberiniz olsun. Ne yaptınız, ne yaptınız? Fırat da dahil bütün çocuklar bana emanet. Şimdi annesi başka yerden, başka şekilde öğrenir, panikler diye istemedim. Benden... İnce Hanım, o kadın şimdi susmayacak. Ne yaptınız siz ya? Ne yaptınız? Ne olur anlamıyorum ki. Hayır olsun. Efendim Güler Hanım? Alo, İnce Hanım. Ben sizi rahatsız ediyorum ama bir şey isteyecektim. Buyurun. Bana Perihan Hanım'ın ev adresi lazım. Eğer siz biliyorsanız bana verebilir misiniz? Anladım. De galiba Güler Hanım bu doğru olmaz. Yani ben şimdi bugün konuşmak istediğinizi falan anlıyorum da şöyle yapalım isterseniz. Ben yarın okulda olacağım. Siz gelirsiniz ben Perihan Hanım'la görüştürürüm sizi. Yok. Bana bu gece lazım. Başınızı ağrıtacak bir şey yapmam. Eğer biliyorsanız lütfen verin. Güler Hanım. Ne istiyorsun oğlumdan? Ne istiyorsun? Yetmedi mi yaptıklarınız? Bir evladımı yediniz. Şimdi sıra Fırat'a mı geldi? Yetmedi mi yaptıkların? Yetmedi mi? Güler Hanım, lütfen biraz sakin olur musunuz? Olamam. Olamam. Sen beni sustum sanıyorsun değil mi? Ben susmadım. Durdum. Benim oğlum da seninki gibi katil olmasın diye, hapislerde çürümesin diye durdum. Ama ya sen gidip polise her şeyi anlatırsın? Ya da ben artık susmam, durmam. Ona göre. Ne olur bunu istemeyin benden. Ben bunu yapamam. Yapamam. O zaman ben yaparım. Yalnız sen ıslah evini ara. Oğlunu başka yere alsınlar. Fırat öğrendiğinde orada olmasın. Güler Hanım. Bakın. Ben bu olaylar olduğundan beri kendimi sizin yerinize koyuyorum. İnanın bana her gün. Benim oğlum ölseydi ben ne yapardım diye düşünüp duruyorum. Ama düşüncesi bile beni delirtmeye yetiyor. Ben çok üzgünüm. Sizin oğlunuzu size geri veremem. Yapamam bunu.
Ve siz polise giderseniz oğlunuz yine geri gelmeyecek. Tek bir şey olacak. Ben de evladımı kaybedeceğim. Ne olur bunu yapmayın bana. Ne olur. Böyle ödeşmek olmaz. Böyle bedel ödemek olmaz. Ne olacak peki? Ha? Ne olacak? Oğlum öldüğüyle mi kalacak? Senin bedelin ne olacak? Güler Hanım. Bakın. Ben bu olanların bedelini oğlumla ödüyorum zaten. Oğlum benim bu dünyadaki her şeyim. Tek varlığım. Lütfen onu benden almayın. Ben oğlunuzu size geri veremem. Size verebileceğim iki şey var. Biri canınsa onu geç. Benim için 5 para değeri yok onun. Peki. O zaman tek bir şey kalıyor geri. Servetim. Param. Alın. Her şeyim sizin olsun. Ne kadar istiyorsunuz onu söyleyin bana. Rakam söyleyin yeter. Her şeyim sizin olsun. Size verebileceğim başka hiçbir şey yok. Anladınız mı? Oğlunuzu size geri veremem. Size bir bedel ödemek istiyorum ve verebileceğim başka hiçbir şey yok. Hiçbir şey gelmiyor aklıma. Alın. Alın işte. Hepsi sizin olsun. Alın. Ya adalet? Hiç mi gelmez aklına adalet? Güler Hanım, bakın ben sizin acınızı çok iyi anladığım için size bir bedel ödemeye çalışıyorum. Ve inanın başka hiçbir şey gelmiyor aklıma. Oğlunuzu size geri veremem. Size, ailenize ömür boyu yetecek kadar para verebilirim. Tüm servetimi verebilirim. Başka bir şey gelmiyor elimden. Zaten adalet de inanın karın doyurmuyor. İnsanın vicdanı tok olsun. Adalet eğer parayla pulla geliyorsa benim gücüm yetmez. Ben Allah'ın adaletine sığınmışım. Paranız, pulunuz, gücünüz sizin olsun. Ben bildiğim doğrudan şaşmadım. Ne yani? Şimdi her şeyi gidip polise mi anlatacaksınız? Geç bile kalmışım. Ben diyeceğimi dedim. Sen de anlayacağını anladın. Şimdi söyle. Oğlunu başka yere göndersinler. Güler Hanım lütfen. Lütfen diyorum. Tamam. Tamam ama en azından birazcık vakit verin bana, tamam mı? Benim bu olanlardan oğlumun haberi yok. Oğlum hiçbir şey bilmiyor. Sizin oğlunuzun öldüğünden bile haberi yok. En azından birkaç gün verin bana. Gideyim onunla konuşayım. Tamam. Sonra ne isterseniz yaparsınız. Lütfen. Bunca zaman sustunuz. Birazcık daha sabredin. Tamam. Tamam. Benden de başka bir şey isteme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.